Derler ki, hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Oysa onunla karşılaşana kadar benim ne bir planım vardı, ne de başıma neler geleceğine dair en ufak bir fikrim. Özür dilerim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir daha elimi bırakmak yok. Bak söz var tamam mı? Bir daha elimi bırakmak yok. Vallahi ömrümden ömür gitti anneciğim ya. Anneciğim. Ah. Oh. Ne güzel kız maşallah. Uzun zamandır mı bakıyorsun? Benim kız. Çok özür dilerim ya. Kafa kalmadı. Kusura bakma. İyi misin bir tanem? Sen arıyor musun? Neyi? Bakıcı. Arıyorsan ben çalışırım senin yanında. Keşke. Gidelim mi artık Bücür? Gidelim. Gidelim. Hadi gel. Tekrar çok teşekkür ederiz. Gel bakalım. Anne, şimdi nereye gideceğiz? Uzat ayaklarını. Oh!
dışında bankalar var. Hadi tamam. O ne lan öyle? Hele hele. Ne varmış orada? Sen bu saatte buralarda ne yapıyorsun he? Söyle bakayım. Yavaş olun lan, yavaş olun. Dur lan Nereş! Alo! Daha yeni anne, geldi. Kız kaçma! Bana merhaba. Gel dedi, buraya abi. Kız! İki muhabbet edelim. Hey, kaçma, gel buraya. Seviyorum! Ahmet abi, burada indirir misin beni? Sağ olasın. Hadi iyi sabahlar. Pardon, bakar mısın? Dün alışveriş merkezinde karşılaşmıştık. Kızımı kurtarmıştın. Ah. İyi misin? Dur, 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 dur. Tamam, tamam. Ay, ay. Ah. İyi misin? Ah. Ah. İyi misin? Ah. Ah. Geldim bir kızım. O değil. Geldim, geldim Ayten abla. Arkadaşımla kızı bizde kalacaklar bu gece. Yasemin, benim oğlan aradı. Gelin, ayağını mı bacağını mı ne kırmış da gidip ona bakacağım. Çok geçmiş olsun ya. Yani yarın akşam yokum artık, bakacaksın başının çaresine, tamam mı? Bakarım Ayten ablacığım, bakarım. Dur bakayım. Ne yapıyorsunuz? Ablaya itiraz etme. Sen şimdi tam takırsındır ay sonu ya. Aklım sende kalacak da param sende kalsın. Maaş zamanı hesaplaşırız, tamam mı? Ay Allah'ım ya, gel. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gel gel. Bir şeyler hazırladım sana, belki açsındır diye. İstersen kahve de yapabilirim ama. Otursana. Ay. Milletin bunu içince uykusu kaçar. Ben içmeden uyuyamam. Biz tam tanışamadık. Yasemin ben. Fidan. Memnun oldum Fidan. Ben de. Anlat bakalım. Ne yapıyordun sabaha karşı çocuğunla sokaklarda? Ben bir hafta 10 gün oldu olmadı İstanbul'a geleli. Kocam ölünce. Başını sağ olsun. Rahmetlinin akrabalarının yanına gitmiştik de. Ev ev üstüne olmadı, ben de aldım kızı çıktım. Kötü olmuş. Ben de kaybettim eşimi. Ben hamileyken rengini göremeden vefat etti.
Başın sağ olsun. Siz bir haftadır nerede kalıyordunuz? Parklarda kalıyoruz. Fidan, siz ne yiyip ne içtiniz? Şimdi ne yapacaksın peki? Bir iş bulsam aslında. Tamam. Ne iş yaparsın? Çocuk bakarım. O zaman ben bir çevreme sorayım. Yatılı bakıcı arıyorlar mı diye. İnternete de koyarız hem. O zamana kadar da burada kalırsınız. Yani biraz sığışırız ama olduğu kadar artık. Olsun, Allah razı olsun. Başımız sokacak bir yer yeter. Yasem. Sen... Beni niye aldın Emine? Sen niye aldın benim kızımı arabaların önünden? Fidan, ben bu zamana kadar hiçbir kadından kötülük görmedim, biliyor musun? Hem ne demişler? Kadın kadının. Yurdudur. Hadi yat sen de, dinlen biraz. İstersen banyoyu da kullanabilirsin, tamam? Geç kızım. Hı. Bakalım. Bizim köpeğimiz o. Ne o? Ne o? Rahat ol. Bir kokunu alsın. Alışsın sana. Gel. Gel. Korkma. Gel. Abla, ben köpeklere şey yapamıyorum. Korkarım biraz. Alışırsın. Alışırsın. Dert etme o kadar. Hadi gel. İşte burası da bizim köşk. Paşa torunuymuş Rutkay Bey'in babası. Soyu ta saraya dayanıyor anlayacağım. Rutkay Bey babası rahmetli olunca annesi Neriman Hanım'la yaşayıp durmuşlar. O gün bugündür birlikteler. Rutkay Bey hiç evlenmemiş. Nedendir bilmem. Beyefendi. Söyle Leyla'cığım. Fidan geldi. Hani daha önce bahsetmiştim bizim oralardan. Annesi babası vefat etmiş olan kız. Hı. Müsaade ederseniz tanıştırmak isterim. Gelsin, gelsin. Fidan. Merhabalar, hoş geldin. Hoş buldum. Yüzüme bak bakayım. İnsanlar konuşurlarken birbirlerinin yüzüne bakar değil mi? Hı hı. Rutkay Sezai ben. Fidan. Memnun oldum. Ben de. Çalıştın mı daha önce bir yerde? Yok ama elimden her iş gelir. Annemle tanıştılar mı? Yok, daha değil. O zaman beraber çıkalım Neriman Hanım'ın yanına. Beraber tanışalım. Neriman Hanımcığım.
Bakın size kimi getirdim. Neriman Hanım. Hani size bahsetmiştim ya. Sen ne zamandan beri evin yardımcılarına refakat ediyorsun? Bugün başladım anneciğim. Ha. Tanıştırayım Fidan. Daha önce bir yerde çalışmamış ama elinden her türlü iş gelirmiş. Çalışmadıysa bizde olmaz. Olur anneciğim, neden olmasın? Zehra öğretir her şeyi. Tabii tabii, öğretirim ben her şeyi. Neriman Hanım, hiç düşünmeyin siz. Anneciğim, ayrıca içimden bir ses diyor ki siz Fidan'la çok iyi anlaşacaksınız. Bence Fidan size harika bir can yoldaşı olacak. Gel bakalım. Adam burası. Biraz küçük ama. Yok abla, çok güzel. Yerleştikten sonra mutfağa benim yanıma gel, tamam? Tamam. Hadi bakalım. Annem. Kızın çok mutlu olacak artık. Çünkü çok güzel bir eve geldi. Çok güzel insanlarla tanıştı. Artık benim için her şey çok çok güzel olacak anne. Anne, anne. Şşt, ne oldu? Geri mi gittik? Canavara mı gittik? Gitmedik. Gitmeyeceğiz. Canavar bizi bulamaz değil mi? Bulamaz. Sen korkma. Ama ne konuştuk? Biri sana babanı sorarsa... Hastalandı, öyle diyeceğim. Biz de köyden geldik diyeceğim. Evet. Hadi uyu bakalım. Anne. Söyle bakalım. Burası bizim yeni odamız mı? Hadi uyu. Her şey çok güzel olacak anneciğim. Günaydın. 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 Bücür, ben sana kaç kere dedim sehpada resim yapılmayacak diye. Hiç dinliyormuş, şuna bak. Onlar kahvaltılarını yaptılar. Ben kaldırmadım sen de yersin diye. Niye zahmet ettin ya? Çay da yeni demledim, koyayım mı? Vallahi olur. Biz tanışamadık. Yasemin ben. Senin adın ne? Zeynep. Adı Zeynep. Memnun oldum Zeynep'ciğim. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Ben de çay koyayım. Tamam. Anne ne oldu? Kızım dur. Fidan. Fidan. Sen uyandığında elektrikler var mıydı? Bilmiyorum, bakmadım hiç. Anne. Kızım dur, bekle. Bekle. Rengin, hadi gel içeride bekleyelim anneni. Şimdi. Arıza varmış, o yüzden gitmiş elektrikler. Apartmanın bir şey var. Var. Neden biliyor musun? Çünkü çok büyük bir hata yapmışlar. Bizim ışıkları getirmeyi unutmuşlar. Ama halledeceğim. Nasıl halledeceğim?
Fidan, ben işlerimi halletsem sen çocuklarla kalır mısın? Kalırım, merak etme. Sağ ol ya. Vallahi seni Allah gönderdi. Ay. Acıttın mı? Yavaş. Yavaş yavaş. Tamam, tamam. Sana gösterdiğim gibi. Hı-hı. Çekiştirmeden. Ay. Vallahi çekiştirmedim Neriman Hanım. Ben yalan mı söylüyorum, uyduruyor muyum? Yok. Ay, özür dileyeceğine. Öyle demedim, ben bilmeden. Ay sen ne bilirsin? Onu bilmez, bunu bilmez. Ayarsız. Anneciğim ne oluyor Allah aşkına? Düştük işte. Düştük eline. Buralara düştük. Özür dilerim, ben bilerek yapmam. Ay çık git. Defol. Hadi çabuk 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 çabuk. Fidan dur. Böyle olmaz ki ama. Birlikte konuşalım. Efendim? Karşınızda genç bir kız olduğunu unutuyorsunuz anneciğim. Azarlamak yerine mesela anlatmaya çalışsanız. Zehra! Zehra! Anneciğim sakin olun. Sen aklını getirdin herhalde ama ben henüz yitirmedim. Hizmetçiyle yüz göz olacak kadar aklımı yitirmedim. Anladın mı? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Benim oğlum annesinin saçının teline zarar verilmesine müsaade etmezdi. Abartmayın anneciğim lütfen. Rutkay. Sen kimi evcilleştirmeye çalışıyorsun? Onu mu? Kendini mi? Seni de biliyoruz. Bana su ver. Hava çok sıcak. Belki bunalmışsınızdır diye soğuk çay yapayım dedim size. Ne kadar ince düşüncelisin. Teşekkür ederim. Bırakayım yanınıza da belki beğenirseniz. Afiyet olsun. Otursana biraz. Nasıl? Otursana biraz, konuşalım. Oturayım. Otur, çekinme. Neler yapıyorsun mesela? Çay yaptım. Başka nasıl? Yani zevklerin var mı? Varsa neler? Nelerden hoşlanıyorsun? Kitap okur musun? Memnun musun buradan? Allah razı olsun sizden de annenizden de. Güzel. Başka bir isteğiniz yoksa kalkayım. Otur. Gitmeyeyim, oturayım. Otur dedim. Yanımda kal. Teşekkürler Zehra'cığım. Afiyet olsun beyefendi.
İyi okumalar Fidan. Neriman Hanımcığım, bu ne güzellik böyle. Hadi canım sen de. Dikileceğine çay koyar mısın? Sen gidebilirsin. Hiç yakışıyor mu? Size yakışıyor mu anneciğim bir hizmetçiyle bu kadar uğraşmak? Kızı kıskanıyorsunuz diyeceğim artık. Sen ne diyorsun? Geldiği günden beri kızı azarlayıp duruyorsunuz anneciğim. Kız ne yaptı size? Sen kendini mukayyet ol. Neriman Hanım, sizin karşınızda çocuk yok. Ben bu yaşta kime nasıl davranacağımı size soracak değilim. Dokun dokun, korkma. Korkacak bir şey yok, dokunabilirsin. Bu... oyuncak mı bu? Hayır, gerçek. Ölüm. Ölü yani. Tabii. Hem de çok uzun süredir. Ama sevenleri onun kaybolup gitmesine razı olmamışlar. İçini temizleyip doldurup saklamışlar. Niye? İnsan böyle bir güzellik bulduğu zaman kaybolup gitmesine razı olmaz ki. Hep yanında olsun ister. Bakmaya doyamaz. Beni çağırmışsınız. Gel. Şu kuşları görüyor musun? Kızılgerdan onlar. Sabahtan beri onları izliyorum. Bir kavga, bir kıyamet. Bu dal senin, bu dal benim. Ufak tefekler ama. Öyle hırçın, öyle kindarlar ki. Sen kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Ben seni görüyorum. Senin her hareketin, her adını biliyorum. Dudaklarının kıvrılışını, kirpiğinin ucunu görüyorum.
ben olacakları biliyorum. Ama sen nereye geldiğini hiç bilmiyorsun. Başına neler geleceğini hiç bilmiyorsun. Onun için bu sevinç, uçuş uçuş haller. Ama Neriman Hanım, hiçbir şey söyleme. Sen sadece haddini bil. Git. Bakalım gel. Afiyet olsun. Hoş geldin. Anne. Hı. Işıklar nerede? Az kaldı gelecekler, merak etme. Bak, Fidan bize makarna yaptı. Ne diyorsun, ziyafet bu ya. Koş bitir hemen, koş koş. Başka bir şey bulamadım da. İyi yapmışsın. Bir tabak koyayım sana da. Yok ben yemem. İşe gitmeden önce bir duşa gireyim. Anne, sen ne zaman normal bir iş bulacaksın? Kızım füze atsaydın. Ne? Diyorum ki çok yakın zamanda çok normal bir iş bulacağım. Tamam mı? Küçük ver bakayım anne. Muah. Muah. Oh. Hadi iyi geceler. Hadi. Ben başlarındayım, merak etme. Sağ ol Fidan ya. Vallahi yine söylüyorum, seni bana Allah gönderdi. Hadi görüşürüz.